Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda yeni bir video ile beraberim. Bildiğiniz gibi, gerçi bilmiyor da olabilirsiniz. Yaklaşık 2 gün önce YouTube'un genel merkezine silahlı bir saldırı oldu. Bunlar böyle sürekli inip çıkıyor. O konu hakkında konuşacağız bu videoda. Biz bu haberi ilk aldığımızda Gecenin Körü Orkun'un klip çekiminden sonra tam böyle döneceğiz. Birden böyle mesaj geldi. Herkes telefona bakıyor. YouTube'un genel merkezine saldırı olmuş diye böyle telefonlar elde geziyor. Koyayım falan diye. Herkes böyle büyük bir olay bekliyordu. Halbuki öyle çok da büyük bir olay değilmiş. Hatta biraz da trajik bir olaymış. Şimdi yavaş yavaş konuya geçelim. Buraya not aldım bir sürü çünkü takip etmesi zor. Yeşil Nasim diye bir kanal vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bu Yorekok'un video çektiği bir kanal. Hani bir tane kadın değişik pilates videoları yapıyordu. Hamurlu mamurlu videolar yapıyordu. Ne yapıyordu? Ben çok hatırlamıyorum böyle. Hem Farsça konuşuyordu, hem İngilizce konuşuyordu, hem Türkçe konuşuyordu. Böyle değişik videolar var. Yorekok ona video yaptıktan sonra o da ona video yaptıydı falan. 2 yıl ya da 1,5 yıl önce oldu bunlar aşağı yukarı. YouTube'un genel merkezine o saldırmış. Tuhaf bir şekilde. Yani zaten ilk şey olduğu zaman, bu konu ilk ortaya çıktığı zaman ben de dedim hani YouTube'a uyuz olan bir tane YouTuber büyük ihtimalle gidip saldırmıştır diye. Hakikaten de öyleymiş. Çünkü YouTube'un genel merkezine El-Kaide, ne bileyim IŞİD, Hamas bunlar niye gidip saldırsın YouTube'un genel merkezine? İlla ki YouTube'a delilenen, YouTube'a uyuz olan, YouTube'un ona haksızlık yaptığını düşünen bir YouTuber'ın kalkıp YouTube genel merkezini taraması çok mantıklı yani. Bunun alternatifi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani benim de kanalım böyle YouTube tarafından özellikle haksızlığa uğrasa ben de büyük ihtimalle yapmam. Buradan emniyet güçlerine selam olsun. Öyle bir şey yapmam ben. Benim anladığım kadarıyla Yeşil Nasim'in birden fazla kanalı varmış. Bu YouTube'da videolarının para kazanmaya kapatmış. Yaptığı içerikleri ben tam hatırlamıyorum ama değişikti. Yani normal videolar değildi. Hani garip videolar kategorisi altında yayınlanacak türde videolardı. Yani para kazanma özelliğini niye kapatmışlar bir fikrim yok. Ama aynı zamanda bir de şey iddiası varmış galiba. YouTube onun videolarını önermiyormuş. İzlenmelerini böyle kasıtlı olarak düşürüyormuş falan. Öyle bir iddiası da varmış. Yani YouTube'un onun kanalını özellikle böyle dibe çektiğini düşünüyormuş. Zaten yaşadığı yerde YouTube'un genel merkezinin aşağı yukarı böyle 7-8 saatlik mesafede bir yermiş. Ve saldırının 4 madde olduğunu düşünürsek bir 4-5 gün önce de kaybolmuş. Haber alınamamış. Babası da polislere haber vermiş işte kızım kayboldu. Sonra bir de uyarmış polisleri. YouTube'un genel merkezine gitmiş olabilir ona ya da gidiyor olabilir. Dikkat edin bak bu YouTube'a kuruluyor falan filan diye uyarmış. Videoları Amerika'da çekiyormuş. Ben onu İran'da çekiyor zannediyordum. YouTube'un genel merkezine gitmiş. Çekmiş silahı. Sağa solu taramış. Ortalığı dağıtmış. Ama şöyle de bir detay var. Kimseyi hedef almamış. Yani öyle söylemişler. Kasten kimseye hedef almamış. Özellikle böyle kimseye hedef almadan, kimseye zarar vermeden ateş açmış. Sonra da kendisini böyle silahla öldürmüş, intihar etmiş. Olay bundan ibaret yani. Yerli yabancı kaynaklarda herhangi bir başka bilgi yok. Ama bence bu olayın devamı gelir yani. Bu sonuçta YouTube'a bu kadar zamanını, emeğini ayırmış. Böyle bir eylem yapmadan önce de bu eylemi açıkladığı bir hani itiraf videosu gibi bir şey var. Hani Mehmet Pişkin'in intihar videosu vardı ya. Onun gibi bir videosu vardır. Çıkar yakında bir yerlerden. Yani illaki vardır. Yapmıştır bence. Yani buna terörist eylem demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü kimseye zarar vermemiş sonuçta. Kimsenin canına kıymamış. Belli ki zaten psikolojik sorunları varmış ve YouTube'a hayatında gereğinden fazla anlam katmış. Daha gereğinden fazla değer vermiş. Ne bileyim koyması gereken yerden daha yüksek bir yere koymuş YouTube'u. YouTube'da da işler kötü gidince iyice bozulmuş belli ki psikolojisi. Yani ben hapse girmemek için intihar ettiğini zannetmiyorum o saldırıyı yaptıktan sonra. Bence zaten intihar etmeye karar vermiş. İntihar etmeden önce de hani son bir defa bir sesim duyulsun ne bileyim. Hani varlığını göstermek istemiş bence. Ne denir ona? Bir altın vuruş yapmak istemiş herhalde intihar etmeden önce. Buradan ben uzun süre boyunca YouTube'a emek harcayıp karşılığını alamayan arkadaşlara seslenmek istiyorum. S**in. Yani hiç uğraşmayın gerçekten değmez. Harcadığınız enerjiye değmez, çabaya değmez, kafanızı yormanıza değmez, zamanınızı harcamaya değmez. Gerçekten değmez. Çünkü YouTube'da şu an acayip büyük bir rekabet var. Ve sıfırdan böyle sadece kendi emeğinle bir yere gelmek hani imkansız değil de hani imkansız. Hani mümkün gibi ama bir yandan da imkansız. Mümkansız. İmkansızla mümkünlüğün ortasında bir yerde buluşuyor böyle. Mümkansız. Barney Reis. Enerjinizi sizin için daha faydalı olacak bir şey harcayın. Yani YouTube'a 400 tane video atıp her videonun 30-40-50 izlenmesinin size hiçbir faydası olmaz. Hiçbir faydası olmaz. Hiçbir boka yaramaz. Ama o 400 videoyu çekmeye, montajlamaya, yüklemeye harcayacağınız zamanı başka bir şeye harcasanız, örneğin spor yapmaya harcasanız hayvan gibi vücudunuz olur ne bileyim. Çalışsanız eşek gibi para kazanırsınız o süre içinde ama bunu YouTube'a harcadığınız zaman YouTube size karşılığında şöyle bir hareket yapıyor.
Ve düpedüz kabalık yani. Ve bana bunu sansürletiyor şu an mesela YouTube. Ben bunu sansürlemediğim zaman videoya sarı dolar geliyor. Videoya sarı dolar gelince ne oluyor? Ben acıktığım zaman bunu yemeye başlıyorum böyle. Ve YouTube şöyle de bir kötü bir yer. Ben buraya sansür koyduğum için bana yorumlarda izleyiciler küfrediyor. Sansür yapıyorsun, sen çok bozdun. Lan ben ne yapayım? Ben bok taş mı kemireyim ben? Ne yapayım ben? Ben bunu mu yiyeyim ya? Ben ne yapayım? Allah Allah. Bana niye bu kadar yükleniyorsunuz lan? Bana niye bu kadar sinirleniyorsunuz? Allah Allah. Yarısı der eskisi kadar küfretmiyorsun, yarısı der çok küfrediyorsun. Ben ne yapayım bok? Yemin ediyorum çıkacağım ben de taracağım böyle ortalığı ya. Beni delil etmeyin lan. YouTube öyle bir yer ki arkadaşlar, psikolojinizi bozar. Ondan sonra YouTube merkezini tararsınız. Kendinizi öldürürsünüz. Bir yerden sonra gerçekten dayanamayacak hale getirir sizi. Çünkü insanların ağzı vardır, dili yoktur. İnsanların çenesi torba değildir ki büzesin. Kargayı besle, oysun gözünü. Bir şeyler. Yani sonuç olarak gerçekten eğer YouTube'da tutturamadıysanız, tutturamadığınızda kalsın. Dedin hiç değmez. Enerjinizi başka şeyler harcayın. Başka şeylere odaklanın. Kendinizi öyle geliştirin yani. Bu konuyla ilgili bir anımı anlatacağım. Ben lise sondayken böyle dil anlatım dersindeyiz. Ders işleniyor. Ben kitap okuyorum. Normal böyle roman okuma kitabı. Çok sıkılmışım dersten. 4 yıldır aynı şeyler. Hoca ben dersi dinlemiyorum diye bana kızdı. Bana soru sordu dersle ilgili. Bildim. Niye dinlemiyorsun dersi dedi. Hocam dedim yani 4 yıldır bana aynı şeyler anlatıp duruyorsunuz. Ben sıkıldım dedim. Ben bunları dinlemek istemiyorum artık dedim. Bana dedi müfredat böyle. Müfredata uymamız lazım. Ya hocam dedim 4 yıldır dedim. Hani gerçekten de meslek lisesi 4 yıldır lise bir şeyi görüyoruz. Dedim bunlar dedim bu çocuklar geri zekalı mı dedim. Bunlar anlamıyor mu 4 yıldır dedim. Gitti döndü çocuklardan birine sordu. Geri zekalı salak. Anlamamış. Bilemedi cevabı. Hoca döndü bana bak dedi işte olmamış. Ya hocam dedim olmayınca olmuyor demek ki zorlamaya gerek yok dedim. Döndüm ben kitabımı okuyayım ne olur ya beni bırakın dedim. Kitabı okumaya devam ettim. Bu hikayeyi de şimdi neden anlattığımı unuttum. Ha evet işte yani YouTube'da eğer tutturamadıysanız gerçekten boş verin. Olmayınca olmuyor zorlamaya gerek yok. Yani hayatta başka derdiniz mi kalmadı? Boş verin. Sağlık olsun. Boş verin. Bir sürü başka başarılı olabileceğiniz sektör, piyasa miyasa var. Ben artık iyice ben tansiyonum da düştü. Benim bir şeyler yemem lazım. Biraz sonra bunu yiyeceğim yoksa. Yavaştan bitirelim videoyu. Hadi gittim ben.